birlikte bir seçim maratonundan çıktı. Demokrasi mücadelesi verdik. Demokrasi mücadelesi verdik ve hep birlikte buradaki muhtarlarımızla kazandık bu seçimi. Ve yeni başladım ama belediye başkanlığı görevime. Daha önce biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolu başkanı olarak da sizlerle birlikte görev yaptım yıllarca. Birçoğunuzla mahallelerinize geldim. Mahallelerinizdeki sorunlarınızla ilgili sizlerle konuştuk. Çözümler ürettik bu süreç içerisinde. Yeni seçilen muhtarlarımız var. Bu seçim döneminde yeni seçilen aday muhtar adaylarımızla da mahallelerde karşılaştık, konuştuk, birlikte mücadele ettik. Kazanan kazanamayan, değil mi? Bu seçimi kazanan kazanamayan. Ama bu cesareti göstererek bu ülkeye demokrasi gelmesi için, demokrasinin gelmesi için, insan haklarının mücadelesini vermek için bu yarışa katılan herkes çok değerli diyorum ben. Onun için iyi ki varsınız diyorum ve iyi ki buradasınız diyorum. Değerli muhtarlar. Kadınların muhtar olarak sayılarının artırılması yönünde bir mücadeleyle birlikte başlamıştım. Evet. 10 Seyhan'ın 10 kadın muhtarı burada. Değerli muhtarlarım. Çünkü hep birlikte bu mücadelenin içerisinde eşit olarak yarışmamız gerekiyordu. Ve toplumun, vatandaşımızın, halkımızın tercihlerine göre seçim sonuçlarının belirlenmesi gerekiyordu. Tabii ne yapıyoruz? Ben belediye başkanı olarak, Seyhan Belediye Başkanı olarak, sizler de mahallenizdeki muhtarlar olarak partili kimliğimizi bir kenara koymamız gerekiyor. Değil mi? Bizden vatandaşımız, mahallelimiz, benden ilçe, Seyhan ilçede yaşayan yurttaşlarımız eşit hizmet bekliyor. Herhangi bir siyasi düşüncesi ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, din, dil, ırk, değil mi? Her türlü ayrımı bir kenara koyarak bizden vatandaşımız eşit hizmet bekliyor. Partili kimliğimizi bir kenara koyduk artık. Anlatacaksınız, sizler getireceksiniz bu problemleri, belediyeye bizlere getireceksiniz. Kaymakamlıkla ilgili, genel hükümetle ilgili, merkezi idareyle ilgili sorunları da oraya taşıyacaksınız. Biz ne yapacağız? Hep birlikte konuşacağız, tartışacağız ve bu sorunları çözeceğiz sizlerle birlikte. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Sık sık bir araya gelelim. İşleri konuşalım ve takip edelim. O işlerin yapılıp yapılmadığını, çözümlenip çözümlenmediğini birebir takip edelim. Siz de takip edin, ben de takip edeyim. Masalarda oturalım, elimizde kağıdımız, kalemimiz olsun. Dinleyelim birbirimizi, yazalım, çizelim, belirleyelim genel sorunları. Mahallelerin tek tek sorunlarını da belirleyelim. Ve onların üzerinden bir sonraki toplantıya kadar hedef koyalım. Bunun ne kadarını tamamlayabiliriz diye. Ne kadar sürede tamamlayabiliriz diye. Bundan sonraki toplantıyı böyle masalarda çalıştay şeklinde yapacağız. Orada konuşacağız bunu. Sizler o bir sonraki toplantıya kadar mahallelerinizin problemlerini tespit ederek gelmiş olun. Ayrıca kendi muhtarlığınızın da belediye ile ilgili bizim yapmamız gereken problemleri de belirleyin. Gelin o toplantıya. Yazalım alt alta. Süreleri de belirleyelim. Birlikte bir sözleşme imzalayalım sizinle. Ne dersiniz? Demek ki kabul ediyoruz. O süre içerisinde siz de takip edin, ben de. Ve belediyenin ilgili birimlerine de verelim o sözleşmeleri. Birlikte yapılmasını takip edelim. Birlikte yöneteceğiz. Biz birlikte çalışacağız. Ortak aklı oluşturacağız. Ve birlikte başaracağız diyorum. Geldiğiniz için yeniden çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Seyhan'a, Alana'ya, Türkiye'ye bile bu kadar özel sizler kimlerle mutlu bize mutlu yaşayacağız.
Sen bizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olur olsun. Sağ ol. Öncelikle oy başkanımıza bu yeni görevinde başarılar diliyorum. Eminim ki başaracaktır. Bizler de onlara destek olacağız. 96 gün 96 mahalle dedim. Dedim bunu, evet. Şimdi haftaya başlıyorum. Bakın sizin de talepleriniz böyle geldi. Mahalleye gelin, sorunları mahallede görün diyorsunuz. Şimdi ben gelecek hafta başlıyorum tabii ki. Mustafa.